gerçekleştiriyor. Yani, teknik direktör Fatih yönetiminde Galatasaray yavaş yavaş bizde o görüntülerle sizi baş başa bırakacağız ve aktarmaya çalışacağız. Evet, Galatasaray'da az önce Fatih Kerim'in basın toplantısıyla daha geç başladı bir telekom istasyonlara ve buradaki gecikmeye de sebep oldu. Fatih Kerim ayrıca keyifli gözüktü basın toplantısında. Galatasaray'da oynadığı süreçte bu senin 7. Real Madrid maçın olacak sorusunu cevaplarken onun verdiği cevapta demek ki şampiyon bir takımız, büyük bir takımız cevabını verirken gülümsedi Fatih Kerim. Sonrasında yine kendi sözlerine başlarken biraz şakacı bir tavır takındı. Real Madrid burada gecikti. Biz de toplantımızı, antrenmanımızı çok alışık olmamamıza karşı 15 dakika erteledi. İspanyol gazeteciler tabii yoğun şekilde takip ediyorlar bu eşleşmeyi, bu karşılaşmayı. İspanyol gazeteciler için de Madrid'de de trafik oluyor. Biz de benzerleriz. Biraz daha sahanın içine bakacak olursak Galatasaray yarın nasıl bir kadroyla oynayacak, Real Madrid karşısında neler yapacak, buna bakacak olursak yine tabii Emine orada. Hangisi? Bak ben de. Hangisi? Kimin yanında? Kim var yanında? Sarı kapı var mı? Hı-hı. Sarı kapının yanında mı? Sezonun başından bu yana Galatasaray'ın hem taraftarından hem efendim yorumculardan o çalışmada gerçekleşiyor. Tabii şunu da aktaralım. Tebuli'nin durumu ne olacak? O belirtti. Galatasaray Falcao oynayabilecek mi? Oynayamayacak mı? Yaklaşık 20 gündür antrenman beraber çıkmıyor takımla birlikte. Bugün de aslında test yapılacak. Acı testini geçerse oynayacak mı Falcao ama diğer tarafta Zidane'ın durumu Zidane'dan bir puan geri de ama Mesut Özil, Real Madrid ve Zidane'a tartışırlar hale getirmiş. Dolayısıyla yarınki maç sıradan bir grup maçı değil. Yani grup maçından çok daha büyük anlamlar ifade eder. Galatasaray penceresinden baktığımızda Falcao belirsiz en azından ortadan kalkmıştır. Bugün iddian açıksa yarın burada olmayacağı tartışmalar olacaktır. Bugün burada yoksa yarın kadroda da olmayacaktır. Zaten iki haftadan fazladır takımla çalışmayan bir oyuncu. Az önce doktorun gelip hocayla sağ ortasında konuşması ve daha sonra geri gitmesi o enteresan bir kareydi. Muhtemelen sadece Falcao'nun durumunu sormuşlar. Hoca nedir bu Falcao'nun durumu diye sormuştu. O da yanıtlamıştır. Bunun dışında Feguli'nin çıkması önemli. Feguli son maçın kadrosuna alınmamış, bir ağrısı vardı. Bugün son Sivas maçından sonra da bir antrenmana çıkmadı. Tek antrenmanla maç kadrosuna girmeye çalışacak. Kadroda olacaktır ama 11'de olup olmayacağı konusunda benim de kafamda soru işaretleri var. Benim de üstüne tabii önemli. Paris Saint-Germain maçı da muhtemelen sakatlı olmasa Fatih Cemal'a planlarının içerisinde yer alan işlerden bir tanesiydi. Dün takımla çalıştığım ya, sonuç sayısı çok antrenman etkiliyor ama herhangi bir sürpriz olabilir. Dikkatli gözlerle Lemina'yı kesiyorum. O bölgede çünkü Galatasaray için önemli bir oyuncu grubu var. Şu an Eşim'deki pas çalışması yapılıyor. Bölgede Seri'yi görüyoruz, Lemina'yı görüyoruz, Berhan'ı görüyoruz, Begüli'yi görüyoruz. Farklı oyunda ama en zor bir yani. Galatasaray için oldukça bir grup var. Tabii Berhan'ın bir yüzünden var. Lemina'nın da küçük olarak ne durumda oldu? Hazırlık olmadığı konuşuyordu. Belirsizlik var sonuçta. İki hafta takımda çalışmadı. Birkaç gündür takımda çalışıyor ve yarın mutlaka sağda oynayacak. Gözden hoş geliyor, kulağa da hoş geliyor ama uygulamada pratikte öyle olur mu? Benim bazı çekimlere var mı? Pekoli'nin uzunluğuna çok sıcak bakmadığını, Pekoli'nin fizik olarak sezon başı itibariyle hazır olmadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Serin Sivas maçındaki görüntüsü ve tepki görmesi. Yine Belhanda'nın tartışması taraftarın önünden çıkarken bazı reaksiyonları. Ben bu 7'den 7'den. Alo, Cemre çıkabilir.